Bu hafta sonu Penny'de bir yazıcı kampanyası gördüm. Yazıcı, tarayıcı, kopyalama ve fax işlevleri olan bir HP. HP 4100 yazıcı Penny'de kampanyadaydı. Üstelik benim en çok önem verdiğim otomatik beslemeli tarama ve kopyalama özelliği de vardı. 55 Euro'luk fiyatı görünce hemen en yakın Penny'ye gittim ve bir tane aldım. Yazıcının özellikleri arasında yazdırma, kopyalama, tarama ve fax işlevleri bulunuyor. Dakikada 8,5 sayfa siyah beyaz, 5,5 sayfa renkli baskı yapabiliyor. 1200x1200 DPI baskı kalitesine sahip. 35 sayfalık otomatik belge besleyicisi bulunuyor. Ve Wi-Fi veya kablo network ile kullanılabiliyor. Ben yukarıda şimdi kutuyu açalım bakalım. Her zamanki gibi ilk önce kitapçıklarımız çıkıyor. Ardından başka bir kutu daha var. Bunun içinde 2 adet kartuş ve elektrik kablomuz var. Kutunun içeriği bu kadar. Kullanma kılavuzu ve garanti belgesi gibi evraklar. 1 adet siyah, 1 adet renkli kartuş ve elektrik kablomuz. Yazıcıyı kutudan çıkardım. Güzel şekilde köpüklerle korunarak paketlenmiş. Yazıcının ana gövdesi bir jelatinle sarılmış. Elimizle hızlıca jelatini çıkarıyoruz. Plastik parçaların kendi kendine açılıp kapanıp zarar görmesini engellemek için koruyucu bantlar yapıştırılmış. Çeşitli bölümlerden mavi koruyucu bantları dikkatlice çıkarıyoruz. Tarama bölümünün içinde yine koruyucu jelatinler var. Çıkarıyoruz. Kartuş takılan bölümün içinde küçük bir mukavaya bağlı koruyucu bant. Onu da biraz dikkat ederek çıkarıyoruz. Bu tür cihazları kurarken hızlı kurulum kılavuzunu okumalısınız arkadaşlar. Setup Guide diye de geçebilir. Ben de bunu takip ettim. Kılavuzda 123.hp.com adresinde uygulamayı bulabileceğim belirtiliyor. Adresi cep telefonumla açtığımda HP uygulamasının Windows, Android ve iOS linkleri bulunuyor. Telefonumdan linke tıklayıp uygulamayı indiriyorum. Telefonuma kuruyorum. Programı kurarken sözleşme ve izinleri kabul ediyorum. Bu aşamaları hızlıca geçtim. Bana daha sonra mevcut bir yazıcıyla mı çalışacağımı, yeni bir yazıcı mı ekleyeceğimi soruyor. Ben yeni bir yazıcı eklemek istiyorum. Bu arada ben Bluetooth'la yazıcıya bağlanmak istiyorum diyor. İzinleri istiyor. Telefonunuzda da Bluetooth açmalısınız. Gayet kolay bir kurulum oluyor bu şekilde. Yazıcıyı Bluetooth'la bulduktan sonra bu yazıcıyı hangi Wi-Fi ağına bağlayacağınızı soruyor. Ağınızı seçip Wi-Fi parolanızı giriyorsunuz. Bir süre sonra i tuşunda ışık yanıp sönüyor. Yazıcıdan i tuşuna basarak işlemleri onaylayın diyor. Ardından telefonda işlemin yapıldığını görüyorsunuz. Wi-Fi düğmesi de yazıcının üzerinde yanıp sönüyor. İşlem bitince yazıcıdaki Wi-Fi düğmesinin ışığı sabitleniyor. Power tuşu yanıp sönmeye başlıyor. Telefonunuzun ekranında da işlemin bittiğini görüyorsunuz. Bu aşamada yazıcınızın ağ kurulumu tamamlandı. Telefonda yönlendirmeleri takip edince sizden bir HP hesabı oluşturmanızı istiyor. HP hesabınız yoksa hızlıca bir tane oluşturabilirsiniz. Ardından HP hesabınızla sisteme giriş yapıyorsunuz. Bir takım sorular da sorabiliyor. HP aboneliği için önerilerde bulundu. Ben bu aşamada onları kapattım. Bu işlemler bittikten sonra yazıcınız hazır. Kartuşları taklıyor. Hem uygulamada hem de yazıcıda kartuşların takılı olmadığını görebiliyorsunuz. Kartuşları takmak için kartuş kapağını açıyorum. Ardından kartuşlarımı poşetlerinden dikkatlice çıkarıyorum. Kartuşların elektronik bağlantı bölümlerinde koruyucu bir kağıt var. Onu da çıkarmanız gerekiyor. Kartuşların ön ve alt bölümünde elektronik bağlantı bölümlerini görebilirsiniz. Bu aşamada size kartuş takmayı göstermek istiyorum. Sesi de açık bıraktım. Kartuşun bağlantı bölümü önde ve altta olacak. Ardından kartuş yuvası tam ortaya gelince siyah kartuş bölümüne doğru kartuşu ittiriyorum. Ekrandan yönüne de dikkat edin lütfen. Dikkatlice ittirip tıkırt sesini bekliyorum. Çok nazik olmayın ama aşırı güç de kullanmayın. Doğru yerleştirdiyseniz hafif bir güçle yerine oturması gerekiyor. Siyah kartuşu ve renkli kartuş kendi yuvalarına oturttuktan sonra kapağı da kapatıyorum. Gerek uygulama üzerinde, gerekse de yazıcı üzerinde artık kartuşların dolu olduğunu görebilmeliyim. Şimdi biraz test vakti.
Telefon uygulamam üzerinde tarayıcı seçeneğine girerek evrak tarama işlemine geçiyorum. Elime geçen bir belgeyi tarama bölümüne kapağı açıp yerleştiriyorum. Taramak istediğiniz yön alta geliyor. Ardından kapağı kapatıyorum. Uygulama üzerinden tara düğmesine basıyorum. Ekranda tarama ön izlemesi de bulunuyor. Siz burada telefon ekranımı kameradaki odaklama sorunundan dolayı çok net göremiyorsunuz ama gayet kaliteli bir tarama yaptığını söyleyebilirim. Ben bilgisayara da kurdum programı. Windows versiyonunu yine 123.hp.com adresinde de bulabilirsiniz. Benzer bir kurulum süreci var. Burada sadece bilgisayarda kuracak arkadaşlara bir uyarı yapmak istiyorum. Bilgisayardan kurarken size bir pin soruyor. Bu pini kartuş kapağının içinde bulabilirsiniz. Ekranda da sol alt köşede bu pinin yerini işaretledim. O bölümde yazıcı adınız ve bilgisayar kurulumunda kullanacağınız pin görülüyor. Şimdi basma testine geçiyorum. Bir transkript basacağım önce. Hızını ve gürültüsünü de görmeniz için buradaki çekimleri ham haliyle koyuyorum. Ardından bir de fotoğraf baskısı gönderdim. Yine hızı ve sesi ekrandan takip edebilirsiniz. Baskı kalitesinin fiyata göre gayet iyi olduğunu da eklemeliyim bu aşamada. Kenar boşluklarını falan ayrıca ayarlamalıyız tabi. Hemen şimdi otomatik beslemeyi test edeceğim. Bu çok önemli bir özellik arkadaşlar. Bu özellikle 15-20 sayfayı üst üste koyup tamamının tek seferde fotokopisini çekebilir veya tarayabilirsiniz. Bu özellik yoksa 15-20 sayfanın hepsini tek tek tarama kapağının içine koyup hepsi için ayrı ayrı uğraşmamız gerekirdi. Bu fiyattaki bir yazıcıda bu özelliğin olması çok iyi. Özetlemem gerekirse ben yazıcıyı beğendim. Daha önce aynı fiyata benzer özelliklere sahip bir Canon yazıcı almıştım. Plastik kalitesi bundan çok daha kötüydü. Her tarafından bir kapak fırlayıp duruyordu. İlk baskı denememde de kağıt sıkıştırdı. Hemen aynı gün iade ettim. Bu HP 4110E modeli ise kesinlikle hoşuma gitti ve kullanacağım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.